Bir restoran işletmecisi otomatik bir içecek makinesi satın almış. Makine orta boy seçimlerde 530 mililitrelik içecek servis etmek üzere tasarlanmış ancak restoran işletmecisi makinenin bu seçimlerde daha fazla içecek servis ettiğinden şüpheleniyormuş. Rastgele 30 tane orta boy içecek örnekleme alarak servis edilen ortalama miktarın 530 mililitreden fazla olup olmadığını test etmeye karar vermiş. Anlamlılık testleri için uygun olan hipotezler aşağıdakilerden hangileridir diye sorup bize 4 tane de seçenek vermişler. Ekranı biraz aşağıya kaydırayım böylece tüm seçenekleri görebilelim. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Hadi bakalım. İsterseniz önce sıfır ve karşıt hipotezlerin evet ne olduklarını hatırlayalım. Sıfır hipotezi her şeyin olmasını beklediğimiz gibi olduğu durumu anlatır. Bundan zaman zaman fark yok. Evet, durumu diye de bahsedildiğini duyabilirsiniz. Burada popülasyon parametresi insanların başından beri varsaydıkları değere eşittir. Karşıt hipotez ise durumun beklenenden farklı olduğuna yani yeni bir durumla karşı karşıya olduğunuza dair elinizde kanıt olması durumudur. Burada ilginç yani yeni bir durum vardır. Anlaştık mı? Bu durumda bir fark olmamasını bekliyoruz. Öyleyse sıfır hipotezi. Popülasyon parametresini hesaba katmamız lazım. Orta boy seçimlerde servis edilen ortalama içecek miktarını ele alacağız. O halde bu durumdaki popülasyon parametresi ortalama içecek miktarı olacak ve bize bunun 530 mililitre olduğunu söylemişler. Yani makineden beklenen bu, öyle değil mi? Ve karşıt hipotezde restoran restoran işletmecisinin endişelendiği gibi bu miktarın aslında 530 mililitreden fazla olduğunu temsil edecek. Şimdi de seçeneklere bakalım. İlk iki seçenekte bir orandan bahsediyorlar. Ama bizim ortalamayı test etmemiz gerekiyor. Bakın burada rastgele 30 tane orta boy içecek örneklemi alarak servis edilen ortalama miktarın 530 mililitreden fazla olup olmadığını test etmeye karar veriyorlar demişler. Evet söz konusu olan oran değil ortalama olmalı ve bizim de popülasyon parametresi olan popülasyon ortalaması yani makinenin bu ayarda ne kadar içecek servis ettiğine dair bir tahminde bulunmamız gerekiyor. Sanırım aradığımız seçenek bu. Evet, hipotezleri ortalamaya göre kurmuş olan iki seçenek bunlar. Aralarındaki fark ise burada ortalama 530 mililitreden büyük yani işletme sahibinin korktuğu yönde. Buradaki karşı hipotez ise servis edilen ortalama içeceğin 530 mililitreden az olduğunu iddia ediyor ama bu işletme sahibinin endişesini desteklemiyor. Yani burada desteklemeye çalıştığımız yeni bir durum yok. Bu yüzden de doğru olan C seçeneği. Peki, hadi bir örnek daha yapalım. Ulusal Uyku Derneği 14 ile 17 yaş arasındaki gençlerin sağlıkları için günde en az 8 saat uyumasını tavsiye ediyor. Ben ise şunu söylüyorum açıkçası, hedefi olan bu yaş aralığındaki gençlerin sağlıklı hayatlarını idame ettirebilmeleri için günde ortalama 6 saat uyumaları yeterli bana kalırsa. Neyse, büyük bir lisenin istatistik sınıfı okullarındaki öğrencilerin günde ortalama ortalama 8 saatten az uyuduklarından endişe ediyor, şüpheleniyor. Bu teoriyi test etmek için rastgele seçtikleri 42 öğrenciden bir örneklem oluşturuyor ve her gece kaç saat uyuduklarını soruyorlar. Bu örneklemin ortalamasını 7,5 saat olarak buluyorlar. Karşıt hipotezleri aşağıda verilmiştir. Okuldaki öğrencilerin ortalama uyku saatleri nokta nokta nokta. Bu karşıt hipotezi en iyi tanımlayacak son nedir? Hadi bakalım. Hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. İsterseniz önce sıfır hipotezinin ne olabileceğini düşünelim. Sıfır hipotezinde herhangi bir değişiklik olmadığını, yani her şeyin insanların varsaydığı şekilde olduğunu biliyoruz o halde sıfır hipotezini en az 8 saat uyudukları şeklinde kurmamız lazım. Şöyle yapalım. Burada önemli olan öğrenci popülasyonunun parametresi olduğundan sıfır hipotezini ortalama uyku sürelerinin 8 saatten büyük ya da 8 saate eşit olması olarak evet böyle kurgulayalım. Ve karşıt hipotezle ilgili bir ipucu olarak da buna benzer bir ifade gördüğünüzde büyük bir lisenin istatistik sınıfı okullarındaki öğrencilerin günde ortalama 8 saatten az uyuduklarından şüpheleniyor. Evet böyle bir ifade aslında gerçeğin insanların varsaydıkları ya da öğrencileri için iyi olandan farklı olduğuna işaret ediyor. Ve okulun şüpheleri de öğrencilerin 8 saatten az uyudukları yönünde. Bu durumu popülasyon parametresi yani ortalamasının 8 saatten az olması olarak ifade edebiliriz. Eğer bunu yazıya dökmek isterseniz okuldaki öğrencilerin ortalama uyku saatleri 8 saatten azdır diyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken iki ayrıntı var. Bunlardan biri kullandığınız parametrenin doğru parametre olduğundan emin olmalısınız. Bu zaman zaman popülasyon ortalaması, zaman zaman da popülasyon oranıdır. Ama asıl önemli olan ve kafamızın karışmasına sebep olan nokta hesapladığımız istatistiğin örnekleme ait olmasıdır. Burada örneklem ortalamasını hesaplıyoruz ama bunun hipotezlerle bir alakasının olmaması lazım. Hipotezler popülasyon hakkında yazılır ve buradaki popülasyonda okuldaki öğrenciler.